şuradaki gördüğünüz yerde kalacak arkadaşlar. Ve çünkü hamster geceleri çıkıp köpeğimin mamasını yiyip geri o deliğe kaçıyormuş arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz deliği arkadaşlar, görüyor musunuz? Yepyeni bir delik açmış oraya size. 1,5 aydır arkadaşlar yer altında yaşamış ve... Ben ömrümde daha önce hiçbir zaman böyle bir olay yaşamadım arkadaşlar. Bakın elimde ne var? Fare, fare kapanı var. Fakat ben bu fare kapanını bir fare için değil de ama bir hamster için kullanacağım arkadaşlar. Bilenler bilir. Bundan 1,5 ay önce bir hamsterım vardı. Gold hamster, yani küçük hamsterlar değil ama büyüyen hamsterlar. Şu kadar, fare kadar falan, fareden büyük oluyor hatta. Bu hamsterım arkadaşlar koskocaman bir ev hazırlamıştım. Bir kafes değil aslında, bir teraryum deniliyor buna. Koskocamandı, bayağı 1,5 metreden büyük bir teraryum hazırladım. Ve bir gece nasıl oldu? Ben evde yokken, köpeğim de evde yokken bu hamster birdenbire kayboldu arkadaşlar. Gerçekten inanamadım nasıl kayboldu. Bütün evini araştırdım, şey ettim, talaşı falan filan böyle kaldırdım, baktım hamster yok arkadaşlar. Instagram sayfamdan da zaten storyler paylaştım hamster kayboldu diye. Gerçekten kendimi de yani böyle bir kafayı mı yiyorum diye bir şeye geldim. Bakıyorum teraryuma, talaşları kaldırıyorum oraya buraya, bakıyorum fakat hamster yok ortada. Diyorum bu nasıl çıktı? O teraryumdan da çıkması benim için imkansız. Çünkü hamster'ın boyu böyle 10 santimetre falan bir şey. Ve teraryum 30 santimetre. O nerede nasıl tırmansın? Nasıl çıksın oradan? Benim kafam almadı arkadaşlar. Zaten eski paylaştığım storyleri Instagram'ımdaki bulursam onları da sizlere göstereceğim. Öylece siz de görmüş olursunuz 1,5 ay önce neler yaşadım. Arkadaşlar sabahtan beri hamster'ı bulamıyorum. Arıyorum. Şu an geldik, ailecek arıyoruz hamsteri. Yenice bakın keşfettik. Şurada bir delik var. Bilmiyorum nasıl çıktı o evin içinden. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Kendi kendime artık dedim Allah Allah, bu hamster nasıl buradan kaçtı, nasıl buradan çıktı? Gece ben evde yokken insana dönüşüp bir şey mi oldu, kaçtı mı? Hatta hamster kaçmadan bir gün önce bir story paylaşmıştım Instagram sayfamda ve o story'de şöyle dedim. Ben bunu dedim. Bir gün sonra o gecesi arkadaşlar hamster kaçmış. Sanki hamster bunu hissetmiş de yani oradan kaçmış. Gelin şu işe bakın. Gerçekten aklım almadı. Yani şaşırdım. Şaşkınlıklar içerisindeydim. Hani biraz da benim böyle hayal gücüm çok yüksek olduğu için başladım kafamda bir sürü böyle senaryo yazmaya. Yoksa bu hamster bir şeye dönüşüp oradan kaçtı mı? Yoksa Allah tarafından mı yok oldu? Bir şeyler, gerçekten bakın. Şakası yok bu işin. Artık kafam böyle bir dönmeye başladı. Ondan sonra arkadaşlar evin dört köşesini güzel güzel inceleyerek, arayarak hamster'ın nereye kaçtığını buldum. O delikten şuradaki deliğe girmiş, şeyin altına kaçmış. Bakın burada da bokları var. Bu bokların sayesinde gördük ki o köşeden girip şu an bunun altında hamster, ama bilmiyorum bir iki gündür yani yok artık. Yani bunu açtıktan sonra keşfettik, yani şu boklar sayesinde hamster resmen kaçtı. Ve bilmiyorum bir gün çıkacak mı, gelecek mi şu delikten. Hamster evin köşesinde bulunan bir kutuya, yani tahtadan bir köşeye girmiş. Oradan da evin yer altına girmiş. Yani yerdeki parkenin arasına girmiş arkadaşlar. Hani yerin altında böyle bir biraz yer oluyor ya, yer oluyor, boşluk oluyor, kablolar falan geçiyor ve orada da parke oluyor üzerinde. Oradaki boşluğa girmiş. Birazdan hepsini göstereceğim zaten sizlere de. Neyse dedim artık 1,5 ay geçti. Bu hamster'dan zarar falan gelmez. Orada yaşar, çıkarsa çıkar, çıkmazsa orada daha mutlu olur dedim. Fakat birkaç gün geçmesine rağmen artık haftalar, bir ay, 1,5 ay geçti. Benim köpeğim geceleri burada kalıyor. Yani salon katında kalıyor. Hamster'ın kaçtığı yerde. Hiç ağlamayan, sızlamayan köpek her gece artık böyle bir ağlamaya, ses etmeye başladı. Dedim Allah Allah, bu normal değil. Ve sonra farkına vardım ki
Köpeğim ağlıyormuş çünkü hamster geceleri çıkıp köpeğimin mamasını yiyip geri o deliğe kaçıyormuş arkadaşlar. Tabii ben ne yaptım? O deliği kapatmaya çalıştım ama deliği kapatmam hiçbir işe yaramadı. Çünkü aynı gecesi hamster o kapattığım deliği didikleye oradan yeniden çıkıyormuş. Ben de bu yüzden böyle bir fare kapanı, yani hamsterıma kullanacağım bir kapan aldım. Fakat bu hamsterı öldürmeyecek. Çünkü hayvana şiddete karşı ve öldürmeye karşıyım arkadaşlar. Bu yüzden onu yakalayıp sonra bakacağız ne yapacağız tabii ki de. Hazırsanız şimdi nereye kaçmış, nasıl kaçmış, ikinci deliği nereye açmış? Evin her yeri delik oldu arkadaşlar. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Hazırsanız o zaman hemen şimdi fare tuzağını yerleştirelim. Ondan sonra bir gün mü, iki gün mü, üç gün mü sonra ne zaman artık yakalanırsa videoyu devam ederiz. Ama şimdi hemen tuzağımızı yerleştirelim. Umarım bu gece yakalanır ve öylece bu olaydan kurtuluruz. Çünkü birazdan göreceğiniz senaryolar sizi de şok edecek arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim hamster ne yapıyormuş. Umarım burada değildir şu an. Görüyor musunuz? Kapamaya çalıştım deliği ama her gece şunları görüyor musunuz? Hepsini didiklemiş. Hatta burada bakın bokları bile var. O köşeden delikten geliyormuş arkadaşlar. Her yeri didiklemiş yani. Şuradaki gördüğünüz delikten, şuradaki delikten geliyormuş ve oradan çıkıyormuş arkadaşlar. Ve tabii ben şimdi burayı böyle demir bir şeyle kapattığım için, buradan çıkamadığı için bu sabah köpeğim buraya gelip ağlıyordu. Neden ağlıyor diye hatta köpeğime biraz şey yaptım ağlama diye. Ama farkına vardım ki köpek hamster'ın kokusunu almış herhalde ve bakın hamster nereden çıkıyormuş arkadaşlar, size göstereceğim. Şuradaki zaten görebilirsiniz, görüyor musunuz? Parkeyi bütün didiklemiş. Şuradaki gördüğünüz deliği arkadaşlar, görüyor musunuz? Yepyeni bir delik açmış oraya. Size daha yakından göstermeye çalışacağım. Resmen parkeyi bütün didiklemiş, yani tahtayı didiklemiş. Şurada da zaten görebilirsiniz yerde, yani bütün parke hepsini didiklemiş şöyle. Göstereyim size de, hepsini didiklemiş. Ben çıkamaz sanıyordum fakat köpeğim bura gelip ağlıyordu. Anlamadım. Sonra koltuğu çektim, arkasına baktım. Radyatörün altına, görüyor musunuz? Orayı da didiklemiş ve hatta üzerini de birkaç şeyle kapamış. Ben de şimdi kapanı buraya kuracağım. İçine yem koyacağım. Bakalım yakalanacak mı? Yakalanmayacak mı? Umarım yakalanır. Çünkü gerçekten şu an her yere delik açmaya başlıyor. Ve gördüğünüz gibi yani parkeyi didiklemiş, tahtayı falan. Evet arkadaşlar, şimdi size bu kapanın nasıl işe yaradığından bahsedeceğim biraz. Şöyle bir kapan gördüğünüz gibi. Bu hamsterları veya fareleri falan öldürmüyor. Sadece yakalayıp sonra doğaya bırakmak için, yani fare falan öldürmek istemeyenler için ve hamsterım olduğu için ben öldürme yanından değilim, yani öldürmek istemiyorum. Yani olay şudur. Şimdi biz bunun içine yem koyacağız, şu tarafına, yani şurada yem olacak arkadaşlar. Bu kapan da şu şekil kalıyor, görüyor musunuz? Şurada girme yeri var. Fare oraya girecek ya, yani sonuna kadar şuraya. Oraya girdikten sonra bu kapan böyle ayağa kalkacak ve şuradaki gördüğünüz ayak, şu ayak var ya, böyle burayı sıkıştıracak ve artık çıkma yeri olmayacak. Yani şöyle düz dursa göreceksiniz, basılmıyor, orada kalacak yani. Şuradaki gördüğünüz yerde kalacak arkadaşlar ve içinde yakalanacak. Umarım işe yarar. Hazırsanız şimdi bu tuzağı hemen kuralım, bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle bir ekmek aldım. Ekmek koyacağım içine arkadaşlar. Ve böyle köpeğimin yemini aldım. Koyacağım çünkü köpeğimin yemini bayağı bir yiyordu. Geceleri çıkıp köpeğimin yemeği bitiyordu. Ben de anlamıyordum nasıl oluyor. Demek ki yiyormuş. Evet, şimdi göreceğiniz yemler burada, görüyor musunuz? Şöyle biraz arkaya salayım, buradan yemesin onları çünkü buradan yerse bir daha şey olmaz. Şimdi arkadaşlar yapmak gereken, bunu indireceğiz. Şu şekil böyle indireceğiz bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapanı yerleştirdim. Daha temizlemedim hiçbir yeri çünkü önce yakalansın, umarım yakalanır. Ondan sonra temizleyeceğiz. Bakın şuradan çıkarsa, hemen bunun içine girirse yakalanacak. Şurayı da bir kutuyla kapadım, öylece o yana gitmez veya didiklemez. Bekleyeceğiz, göreceğiz yakalanacak mı, yakalanmayacak mı. Bugün 4. ayın 7'siyiz. Saat 6:46. Bakalım ne zaman hamster yakalanacak. Eğer yakalanmazsa başka şeyler deneyeceğiz. Görüşürüz, videoyu devam ederim hamster yakalandıktan sonra. Arkadaşlar uyuyordum.
Aşağıdan sesler geliyor da ben kutu almaya çıktım. Hamster var ya, tuzağa düşmüş. Şu an çok heyecanlıyım. Bakın size de göstereceğim. Hemen koltuğu biraz daha çekeceğim. Ah, gözlerim şiş şiş. Hamster yakalanmış sonunda arkadaşlar. Allah gitti trotinet. Yakaladık arkadaşlar onu. Bakın, görüyor musunuz burada? 1,5 aydır. 1,5 aydır arkadaşlar yer altında yaşamış ve ne kadar büyümüş lan bu. Oğlum ne çok büyüdü bu böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar büyümüş. Ben bunu aldığımda küçücüktü, bakın ne kadar büyümüş, görüyor musunuz? Oğlum elim kadar olmuş lan. Wow. Ne kadar büyümüş. Şimdi bunu buradan çıkaracağım arkadaşlar. Elime almayacağım çünkü ne de olsa 1,5 ay yer altında yaşadı. Hasta olabilir. Bu yüzden alıp hemen kutuya koyacağım. Resmen hamster yakalanmış şu an var ya, şaşkınlıklar içerisindeyim. Korkudan kımıldamıyor şu an arkadaşlar. Ama var ya, koskocaman olmuş. Koskocaman olmuş. İnanamıyorum, elim kadar. Belki kamerada küçük gözüküyor ama gerçekten koskocaman arkadaşlar. Nazlı hamster yakalanmış bak. Koskocaman olmuş elim kadar. Sesler duyuyordum yukarıdan. Çıkmaya çalışıyor buradan da, görüyor musun? Umarım yakalarım, şimdi kutuya koyacağım bakalım. Arkadaşlar korkuyorum var ya. Oğlum bir ay içinde nasıl bu hamster bu kadar büyüdü, şaşırıyorum. Bakın buraya girdi ya, arkası kapaldı bunun normalde. Arkası havaya kalktı, bu yüzden çıkamadı arkadaşlar. Wow, şaşırıyorum hala. Deliğe bakacağım. Delik orada, görüyor musunuz? Resmen delmiş, şey etmişler. İçini delmiş. Yakaladık sonunda arkadaşlar. Kızım özledin mi beni? Ha? Ama çok kilo almışsın sen. Yer altında her şeyi yedin herhalde. Şişmiş hamster lan, şişmiş. Ben böyle bir şey görmedim resmen. Bakın ne kadar şişmiş. Wow. Ne kadar kilo aldın kız sen böyle? Şu an var ya şaşırıyorum. Ama bilmiyorum yabani oldu mu olmadı mı. Çünkü 1,5 ay yer altında yaşadı. Her şey olabilir arkadaşlar. Bu kutunun içine koyacağım. Ondan sonra işe bakacağız arkadaşlar. Şimdilik sadece böyle koydum. Korkmayın, delik açacağım hava alması için. Çok mutluyum gerçekten. Çünkü inanmıyordum yakalayacağıma. Bir gün geçti yani. 2 gün geçti sonuçta. Orada deliği kapamam gerek. Hamster'ı yakaladık sonunda. Oraları falan temizleyebilirim. Gerçekten çok seviniyorum. Evet arkadaşlar. Sabah sabah hamster'ı yakaladık var ya. Çok mutluyum. Ama var ya. Dehşet kilo almış. Acayip derecede şişmiş yani. Ben bu hamster'ı aldığımda şu kadardı. Şimdi şu kadar olmuş. Yani inanamıyorum bakın. Acayip derecede kilo almış arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Ya şunun boyuna bakın. Ya kamerada küçük gözükecektir muhtemelen. Ama ben şöyle bakınca elim kadar arkadaşlar. Elim kadar. Acayip kilo almış. Bu kadar şişman bir hamster görmedim ben. Görüyor musunuz? Şaşırıyorum. Neyse arkadaşlar, hamster'ı yakaladık. Şimdi ben bunu bir veteriner veya bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Çünkü yani 1,5 ay ne de olsa yer altında yaşadı. Elimi alamam. Hastalık falan kapabilirim. Bu videoyu da burada sonuna vardık. 2 gündür bekliyorduk. Dün girmedi, yakalanmadı. Bu sabah yakalandı. Şaşırdım açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Yani ablam da diyordu senin bu tuzak işe yaramaz falan filan diyordu. Ama işe yaradı, görüyorsun. Vallahi yakalandı lan hamster. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve Instagram sayfamdan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bye bye.